Arkadaşlar merhaba. Bu akşam gene ayrıntılı bir yemek yapacağız. Pratik bir şey yapayım diyordum ama pratik yemek maalesef çok iyi olmuyor. Ne varsa ayrıntılarda gizli. Ne yapalım bu akşam? Bu akşam patlıcan kebap fırında kıymayla. Bakalım benim tarifim nasıl? Benimki biraz daha değişik olabilir. Şimdi önce 4 tane patlıcanı aldım, böyle çizgili şekilde soydum. Yarım saat tuzlu suda beklettim. Acısı gitti. 4 tane domatesim var. Bir miktar sivri biberim var. Bunları daha sonra kullanacağız. Burada önemli olan sos. Ufak çeri domatesini çok ufak doğradım arkadaşlar. Buna şimdi salça katacağız. Sulandıracağız. İçine bir şeyler atacağız. Yapımına başlayalım. Şimdi içimizi hazırlayalım. İçimiz çok basit arkadaşlar. Yani bir nevi köfte içi gibi. Sadece bayat ekmek yok. Ben gittim kasaptan orta yağlı kıyma aldım. 300 gram. Kaburgadan çektirdim. 300 gramı ne yapar? Yarım bir tatlı kaşığının yarısından biraz fazla tuz. Ve patlıcan içine kullanacağımız için bol karabiber oluyor. Bir çay kaşığı karabiber. Bunu böyle yoğuracağız arkadaşlar. Başka bir şey yok. İçimizi hazırladım. Tabi diyeceksiniz ki abi bunun içine ne koydun? Ben bunun içine bir baş soğan koydum. Bir diş sarımsak koydum. Bir ton maydanoz koydum. Aynı dediğim gibi köfte harcı. Yani yalnız bunun içi tamamen sizin zevkinize göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ben bu şekilde bir deneyeceğim. Kimyon koymadım. Kimyonun patlıcana yakışını düşünmüyorum. İsteyen koyabilir. Acı biber koyuyorum aslında ama ufak çocuklar var. Onun için acıyı yemiyorlar. Bugün maalesef böyle yapmak zorunda kaldık. Bu yapacağım sosu fırının dibine yerleştirmeyi düşünüyorum. Önce sosumuzu bir yapalım bakalım. Şimdi arkadaşlar benim biber, domates, karışık salçam var. Seviyorum bu salçayı. Bir yemek kaşığı tepeleme salçamı atıyorum. İçine birazcık sıvı yağ atıyorum. Ne kadar? Yarım çay bardağı kadar. Çünkü bu tepsinin dibine yerleşecek. Biraz karabiber ne kadar atayım? Yarım çay kaşığı atayım. Efendime söyleyeyim. Biraz tuz. Üçte bir tatlı kaşığı kadar. Biraz kekik. Bu oranlar size özel arkadaşlar. Kıymanın içine acı bırakmadım ama dayanamadım. Gene çaktırmadan bir tatlı kaşığı pul biber atıyorum. Bunu bir güzel yediriyoruz arkadaşlar birbirine. Şimdi fırında yapacağımız için bir miktar su atalım. Gözünüzde gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle güzelce karıştıralım. Hazırladığımız sosu şöyle fırın dibine döşüyoruz arkadaşlar. Bence bu sos mükemmel olacak. Şimdi öteki işlemlere başlayalım. Patlıcanları şu şekilde ben keseceğim. Yelpaze biçimde yapacaktım ama altının açık olmasını ve kıymanın yağlarının sosa geçmesini istiyorum arkadaşlar. Patlıcanlarımı eşit parçaya bölüyorum. Şimdi yapacağımız işlem bu kıymayı bu patlıcanların arasına güzel bir biçimde yerleştirmek. Biraz tabii ki zahmetli olabilir. Şimdi önceden hazırladığımız kıymayı 4 eşit parçaya bölelim arkadaşlar. 4 tane patlıcanımız var. Böylelikle kolaylık olur size de. Göz kararı 4 eşit parçaya böldüm. Şöyle kıymaları
Elimizle bir güzel yerleştiriyoruz. Yani burada şekil de o kadar önemli değil. Şimdi fırında nasıl olsa harman çorman olacak bunlar. Bir adet patlıcanımız hazır arkadaşlar şu şekilde. Tepsimize yerleştiriyoruz. Aynı işlemleri diğer patlıcanlarımıza da uygulayalım. Biber ve domatesleri yerleştirme işimiz bitti. Şimdi en son yapacağımız bir şey var. Bir kaba böyle sıvı yağ koyuyoruz. Fırçayla patlıcanların, biberlerin üstüne sürüyoruz. Bu tarifimiz az yağlı oldu arkadaşlar ama bu kıyma, yani bunları pişerken hem kurumasını engeller hem de, yani bu yağdı pardon, hem kurumayı engeller hem de birazcık lezzet de katabilir yani yağ. Biliyorsunuz yağ her zaman lezzetli olur. Aşırı kaçmamak kaydıyla. Gerekli gördüğümüz boşluklara fırçamızla yağımızı sürüyoruz. Yani burada en fazla yarım çay bardağı yağ vardır. Sosyal en fazla yarım çay bardağı yağ, çok değil. Yani bir çay bardağı yağ şu koca yemeğe çok değil arkadaşlar. Ben gerekli gördüğüm yerlere yağladım. Yani fazlasını atmaya gerek yok. Şimdi bunu 180 derece ısınmış fırınımıza veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz oldu. Nar gibi kızardı. Şimdi tadına bakacağım. Hepinize afiyet olsun.